Lorentz dönüşümlerini daha önceden işlemiştik. Bu videoda x üssü ve ct üssü değerlerinin x ve ct'ye göre ne olduğuna bakmak yerine x üssü ve ct üssü değerlerinde görülen değişimin x ve ct değerlerindeki değişime kıyasla nasıl olduğunu incelemek istiyorum. Bunlar aslında oldukça basit matematiksel işlemlerden ibaret. Evet. x üssü değerindeki değişiklik x üssünün son değeri eksi ilk değerine eşit. Buna uygun bir renk bulayım. x üstünün son değeri ise gamma çarpı x son eksi beta çarpı ct son'a eşit. Burada yukarıdaki formülü kullandım. x üstünün son değerini bulmak istiyorsam x son ve ct son'u hesaba katmam lazım. Bu değerden de x üstünün ilk değerini çıkarmam gerekiyor. Bunu farklı bir renkle yazayım. x üstü ilk, Lorentz faktörü gamma çarpı x ilk eksi beta çarpı ct ilk değerine eşit. Şimdi gamayı parantez dışına alabiliriz. Bunu da şu renkle yazayım. Gama çarpı parantez içinde x son. Bu eksi işaretini de dağıtırsak eksi x'in ilk değeri. Yani x son eksi x'in ilk değeri. Burası böyle kalsın. Daha sonra eksiyi dağıtacağız. Bir de eksi beta çarpı ct'nin son değeri artı beta çarpı ct'nin ilk değeri olacak. 2 eksi 1 artı yaptı. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Bu değer x2 değişime eşit. Yeniden yazalım. Gama çarpı parantez içindeki x2 değişim ve bakalım devamı neymiş. Burayı eksi beta parantezine alalım. Parantezin içinde de ct son eksi ct ilk olacak. Peki bu neye eşit? Tabii ki ct'deki değişimi. Yani Lorentz faktörümüz gamma çarpı parantez içinde x'deki değişim eksi beta çarpı ct'deki değişim diyoruz. c değişmediğinden bunu c çarpı t'deki değişim olarak da düşünebilirsiniz. İşte formülümüzü yazdık. Fark ettiyseniz aslında neredeyse yukarıdaki aynı. Yukarıdaki formül neydi? x üssü eşittir gamma çarpı parantez içinde x eksi beta ct x üstündeki değişim de gama çarpı parantez içinde x'teki değişim eksi beta çarpı ct'deki değişime eşit. ct üstündeki değişimi de aynı şekilde hesaplayabilirsiniz. Videoyu durdurup bunu kendi başınıza denemenizi öneririm. c değişmeyeceğinden bunu c çarpı delta t üssü olarak da hesaplayabiliriz. Bu değerin neye eşit olduğunu tahmin edebilirsiniz gamma çarpı parantez içinde ct'deki değişim eksi beta çarpı x'teki değişim. Bu videoyu izledikten sonra bunu da çözmeyi denemenizi tavsiye ederim. Hatta hemen şuradan kendimize bir hatırlatma yapabiliriz. delta x üssü değeri x üssünün son değeri eksi ilk değerine eşitti. Burada da aynı varsayımdan yola çıkabiliriz. ct üssü değerindeki değişim de ct üssünün son değeri eksi ilk değerine eşit bu kısmı yerine yazıp küçük bir matematik işlemiyle şuraya yazdığım sonucu elde edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra artık soruları koordinat değişimi açısından inceleyebiliriz. Bu da farklı referans eksenlerinde hızların nasıl olacağını algılamamıza yardımcı olacak.